olsunlar. Buyurun. Şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz. Efendim Caner. Abla, Ekin dönmüş. Aa, harika haber. Okey, hemen liste meselelerini konuşayım o zaman. Artık ne yapmak istersen yaparsın. Çağatay'a da haber ver, aranızdaki gerginliği bitir. Hmm, doğru söylüyorsun. Ekin stabil bir çocuk değil. Bana söz verip Çağatay'ın tarafına geçebilir. Bu durumda benim Çağatay'la birlikte hareket etmem işime gelir. Hı? Neyse, ben haber vereyim dedim ablacığım. Abla bir de sana bir şey daha soracağım. Okey, soracağım. Sence bu Gamze nasıl bir kız? Gamze kim? Abla var ya yıldızlı hani şey yapan, bilezik yapan yogacı kız. Hmm, bilmem. Sıradan, vasıfsız bir kız. Ne oldu, niye soruyorsun? Sana bir şey mi yaptı yoksa? Ha, zengi mi çaldı? Ben de arayıp sana şikayet ediyorum. Abla kapat ya, kapat. Of. Tabii. Benim biriyle ilişki yaşama ihtimalim o kadar az ki ablam için. Sana bir şey mi yaptı diyor. Hadi bakalım Handan Hanım. Handan Hanım, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Aslında benim çok alışık olduğum bir durum değil. Çok yakın arkadaşım Ender'in ısrarıyla buradayım. Sizinle geçen gün canlı yayındaydı. Ben de telefona bağlanmıştım hatırlarsanız. Evet, evet. İşte böyle hizaya gelirsin. O günde bazı yanlış anlaşılmalar oldu. Ben sonradan çok üzüldüm. Şimdi ben bugün o yanlış anlaşılmalara bir açıklama getirmek için buradayım. Öyle mi? Yani yanlış bilgi de diyebiliriz. Ben Ender'i her zaman çok takdir ettim. Yani yaşına göre çok iyi durmasının yanında kendisine çok iyi bakan biri. Evet, yüz yogası yaptığını söyledikten sonra internette en çok tıklananlar arasında girmiş. Evet, ben de yüzünde işlem var sanıyordum. Ama yokmuş. Aferin sana. Böyle yutarsın söylediklerini. Meğersem yüzüne değil, vücuduna yaptırıyormuş. Nasıl? Ne? Tabii tabii. Mide küçültme ameliyatı yaptırdıktan sonra bütün vücudunu gerdirmiş. Yani çektiği acıları düşünemiyorum tabii. Ama biliyorsunuz aşırı kilo kaybından sonra vücutta sarkmalar oluyor. Ama ben Ender Hanım'ı bildim bileli hep incecikti. Yo, Ender eskiden çok kiloluydu. Ama iyi ki bu ameliyatı yaptırmış, iyi ki vücudunu gerdirmiş. Şimdi zaten çok güzel gözüküyor. Yüz yogasına devam etsin. Bu yaptırdığı işlemlerle de uzun süre vücudu bozulmayacaktır. Yılan. Ben sana gösteririm ama.